Genelde video açıklaması yapmadan direkt olarak sıralamaya geçelim. Fakat bu videonun en azından daha önce paylaştıklarıma göre daha etkili olacağını belirtmem lazım. Musa adlı bir TikTok kullanıcısı bu videoyu 30 Haziran 2022'de yükledi. Görüntüde ise kendi deyimiyle bir cinin koltuğun arkasından onu gizlice gözlettiğini görüyoruz. Tüm bu zaman boyunca parlak gözler ve siyah saçlarıyla olduğu yerde bekliyordu. Fakat videonun sonuna doğru ani bir hareket yaparak adamın üzerine doğru gitmek ister. Ama maalesef ki devamında neler olduğunu göremeden adamın kaçmasıyla video kaydı bitiyor. Sıradaki video kaydımız Kisa Beba adlı YouTube kanalında paylaşıldı. Bu olayın tüm korkunç yanı bu karakterin ters bir şekilde yürümesiyle ve tüm bu anların güvenlik kameralarına yakalanması. Bu korkuyu ikiye katladığını söyleyebilirim. İlk kayıtta sadece evin önünde ters bir şekilde yürüdüğü görünüyor. Fakat ikinci kayda geçtiğimiz zaman deri renginin çok sade ve yüzünün tamamen beyaz bir hale bölündüğünü görürüz ki tüm bu yürüyüş esnasında kameraya bakarak yapmaktaydı. Peki sizce bu şey ne olabilir? Sadece sıradan boyalı birisi mi? Yoksa paranormal bir varlık mı? Bu görüntüler bir arabanın camından çekildi ve gece iyi aydınlanmış, yolda yürüyen gizemli bir figürü bize göstermekte. Gizemli diyorum çünkü neredeyse bir elfe benzediği ve yolun kenarında üzgün bir şekilde yürüdüğü gözüküyor. Mantıkken sivri kulakları, siyah gözleri ve soluk teniyle insanlık dışı görünüyor. Ama gerçekten de öyle miydi? Figür kendisiyle yürüyen aynı yolda bir başkasıyla karşılaşır. Fakat adam hiçbir tepki vermeden yoluna devam eder. En azından araba sahibi korna çalana kadar figürün kendisi de etrafı çok umursamıyordu. Tabii ki figürün bir kostüm partisinden çıkma ihtimali var. Ya da Cadılar Bayramı'nda çekilmiş olma ihtimali gerçek olmasından daha çok yüksek. Ama tüm bu video boyunca kızın korkarak yürümesi ve bir anda garip bir tepki vermesi bu videoyu çok ilginç kılıyor. Bu video ise Andrea26 tarafından YouTube'da paylaşıldı. Paranormal bölgeleri araştırmayı seven kullanıcı terk edilmiş bir okulda korkutucu anlarla karşılaşır. Kim bu kız veya neden orada olduğu bilmesek de giydiği üniformadan veya okullarda geçen korku filmlerinden rahatça çözebiliriz sanırım. Uzun saçlarıyla ve gözleriyle masadan ayrılmayan canlı kameramanın anlık kafasını çevirmesiyle ortadan kaybolur. Mantıkken önünüzde bir figür varsa ya kaçarsınız ya da bekleyecekseniz gözünüzü ondan ayırmazsınız sanırım. Adamın sağa dönüp uzunca beklemesi belki de bu sahte figürün kaçması için bir fırsattı. Ormanda terk edilmiş bir mezarlığı araştıran kullanıcı ve arkadaşı burada yaptıkları çok kısa bir gezintinin ardından kulübeye benzeri bir yapının içinde bir cadıyla karşılaşırlar. Ayrıca cadının önünde bir bedeni olması da videoyu daha da korkutucu bir hale getirir. Yerde yüzü koyu yatan figürün üzerinde duran çadı kırmızı çizgilerle kaplı, yaşlı ve gri saçlara sahipti. Yerde yatan figürün ise yüzü ve vücudu örtülüyken yine de baygın olduğunu anlayabiliyoruz. Kenapa tadi kamu menyerang saya? Hah? Tadi saya hanya ingin bertanya kemana perempuan itu kamu sembunyikan dan ternyata di sini ya. Kamu ingin mengelabui saya tadi ya? Lawan saya. Araştırmacılar cadıyı iş üzerinde yakalayamasak da bu şeyin çok kötü göründüğünü ve onu hemen hastaneye götürdüklerini belirtiyorlar.
video 2022'de Blau adlı bir kullanıcı tarafından YouTube'da paylaşıldı. Videoda bir adamın mutfakta çalıştığı görünüyor. Onun için klasik iş saatleriydi. Fakat güvenlik kameralarına yakalanan görüntülerin yardımıyla bir şeylerin iyi gitmediğini görebiliyoruz. İlk önce küçük bir sarsılma yaşadığını fakat tekrardan kendini gördüğünü görüyoruz. Ama daha sonra hareketlerini kaybetmeye başlar ve kendisinin dışında hareket etmeye başlar. Bu durum tıpkı kullanıcının dediği gibi bir iblisin işi gibi durmaktaydı. Bu video Oliver Beer tarafından Mart 2022'de yayınlandı. Terk edilen bir binanın boş odasını araştırırken garip bir şeyle karşılaştı. Etrafı çekmeye başladığı saniyelerde boş bir dolabın içinde çömelmiş bir şekilde oturan bir figür görünür. Kalın saçları ve iskelet kafası muhtemelen bir bilim mankeni olduğunu düşünülse de neredeyse 6 saniyenin içinde oradan yok olduğu gözüküyor. Ayrıca kameraman videoyu paylaşırken figürü görmediğini iddia etmekte. Finger Kalus adlı bir YouTuber, perili olduğu söylenen bir tavan arasını araştırmaya gitti. Önceki sahibinin burada hayatını kaybetmesinden sonra çığlık ve ayak sesleri duyulduğu söyleniyor. Paranormal gözletme ekipmanlarını kurduktan sonra Finger Kalus bir süre bekler ve korkunç sesler duymaya başlar. YouTuber'in sadece birkaç metre bir köşesinden bazı tuhaf sesler geliyordu. Somebody was walking around. Somebody whispered something to me. Northwest Ghost Adventures adlı bir YouTuber, İngiltere'de bulunan bu evin şimdiye kadar araştırdıkları en perili yer olduğunu söylediler. 2018 Ocak ayında Northwest, Lily adında sahiplenmiş bir oyuncak bebekle bazı araştırmalar yapıyor. Paranormal canlılarla iletişim kurmaya başlayan YouTuber, 3 kez arka arkaya ruh kutusundan erkek sesleri duyar. Hi spirits! Yeah, I'm okay. Can you tell me the name of this doll? My name's Lily. Hayalet olduğu söylenen şeyin geriye doğru konuştuğu bile görünüyordu. Ben daha önce böyle bir ruh kutusunun bunu yaptığını görmedim. YouTuber biraz daha araştırma yaptıktan sonra bu videonun gerçek olduğunu kanıtlamak ister ve lanetli söylenen oyuncak bebekle bu deneyimleri başarılı bir şekilde geçer. Can you show us an orb, please? Thank you. Can you show me your orbs? Kısa bir süre sonra başka bir oyuncak bebekle aynı odada kalmaya karar verir. Gece vakti geldiğinde yatacağı yeri ayarlayıp uyumaya başlayan YouTuber birkaç dakika sonra ruh kutusunun kendi kendine çalışmaya başladığını ve yanında bulunan oyuncak bebekle garip bir an yaşar. Ruh kutusu onu uyandırdığı zaman YouTuber normal bir şekilde uyanmaktan daha zor, sanki transa geçmiş gibi duruyordu. Elleri garip bir şekilde kasılıyor ve gözlerini açıyor fakat ayağa kalkamıyor. Ayrıca EMS cihazının da videonun 1. dakikasından 1. dakikasının 30. saniyesine kadar ışıkların yanıp söndüğü görünüyordu. Bu görüntüler Arihan Şeyt adlı YouTuber tarafından kaydedildi. Trafiğin yoğun olduğu o anda beklenmedik bir anda bir patlama sesi duyuluyor ve ardından garip bir yaratık araçların arasından ışık hızıyla geçip gözden kayboluyor. Sanki turbo motoru takılmış bir araç gibi hareket eden bu şey arkasında kısa alevler saçarak kaçıyor. Ben bu görüntünün görsel efektlerle yapıldığını düşünüyorum. Ancak bu nesne araçların arasından geçerken bazı araçların yavaşlaması görsel efekt düşüncemi sansırtıya uğratıyor. Öte yandan trafikte oluşan bir tıkanma bu yavaşlamanın asıl sebebi olabilir. Görsel efekt kullanıldığını düşünmek her ne kadar mantıklı gelse de YouTuber bu görüntünün %100 gerçek olduğunu iddia ediyor.
He wasn't on a motorcycle. New Jersey'de bağlı bir mahallede sıradan bir gün görüntüdeki nereden geldiği belli olmayan bir yaratık yolda hikaye üstünde hareket ederken aynı zamanda çöpleri karıştırıyor. It's gone kind of viral right now. It looks to be real. Our environmentalists have been able to take a look at several videos and they believe this is a legitimate sighting. Bu yaratık normal bir insan gibi hikaye yürümesi dışında tamamen bir ayı gibi görünüyor. Fakat uzmanlar bu yaratığın ayı kostümü giymiş bir insanın olmadığını söylüyor. Uzmanların yaptığı açıklama, ön ayakları zarar görmüş bir ayının şehrin içine kadar gelip arka ayaklarıyla hareket ederek yiyecek aradığı yönünde. Ben ön ayakları zarar görmüş bir ayının arka ayaklarını kullanarak bu kadar rahat ve uzun bir süre hareket edeceğini düşünmüyorum. Ancak görüntüdeki sözüm olan ayı kusursuz bir şekilde bunu başarıyor. Yine de benim teorim ayı kostümü giymiş bir insan yönünde. Rusya'da araç kamerasının kaydettiği bu videoda başlangıçta her şey normal gözüküyor. Birkaç saniye sonra aniden yol yarılarak orada geçmekte olan aracın önüne bir engel oluşturuyor. Yolun yarılması bilgisayar yardımıyla oluşturulmak için çok zor. Ben gerçek olduğunu düşünüyorum. Fakat sonrasında yaşananlar kesinlikle görsel efekt. Yaratığın çıkardığı çığlık sesi, telifsiz tok sesi olsa bir yana, etraftaki insanların gösterdiği tepkiye bakacak olursak görsel efekti olduğunu anlamak çok kolay. Bu canlı yayın sırasında kameralara yansıyan görüntülerde gerçekleşmesi olanaksız bir olay yaşanıyor. Ekrandaki sol tarafta bulunan sunucunun gözleri çok tuhaflaşıyor. Bu ana şahit olan bazı insanlar sunucunun gözlerinde yaşanan bu tuhaf olayı sunucunun bir hologram olduğunu söyleseler de bana pek de inandırıcı gelmedi. Bence bu bir kamera arızası olabilir. Aranızda kamera bilgisi olanlar varsa düşüncelerini yorumlarda yazarsalar çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Emrah.